Youth for Christ organizasyonu geçen yıla kıyasla 2022'de iki kat daha fazla çocuğun ve gencin İsa Mesih'i takip etmeye karar verdiğini duyurdu. Organizasyonun raporlarına göre 7323 kişi yaşamını Mesih'e teslim etti. Youth for Christ organizasyonu geçen yıla kıyasla 2022'de iki kat daha fazla çocuğun ve gencin İsa Mesih'i takip etmeye karar verdiğini duyurdu. Organizasyonun raporlarına göre 7323 kişi yaşamını Mesih'e teslim etti. Youth for Christ Başkanı ve CEO'su Jack Bilent, Tanrı'nın ruhunun her yerde Hristiyan liderler aracılığıyla hareket ettiği ve müjdenin her zamanki kadar önemli ve etkili olduğu açıktır dedi. Ülke genelinde 130'dan fazla şubesi bulunan organizasyon 78 yıldır gençlere yönelik sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır. İsa'nın takipçilerini yetiştirmek için yerel kiliseler ve diğer kuruluşlarla birlikte hizmet etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü günümüzde gençlerin depresyon, kaygı ve davranış bozukluklarıyla mücadele ettiğini bildirdi. 10 ila 19 yaş aralığındaki her 7 kişiden biri zihinsel bir rahatsızlık yaşıyor. İntihar 15 ila 29 yaş aralığındaki kişiler arasında 4. ölüm nedeni olarak öne çıkıyor. Raporda ergenlik çağındaki ruh sağlığı koşullarını ele almamanın sonuçları yetişkinliğe kadar uzanıyor. Bu durum yetişkinlik çağında kaliteli bir yaşam sürme fırsatını sınırlarken fiziksel ve zihinsel sağlığı bozabilir ifadeleri yer aldı. Konu üzerine açıklamada bulunarak Tanrı umut hikayesini gelecek nesle aktarıyor diyen Bülent, "Umut için büyük bir fırsatımız var. Çünkü İsa Mesih çalışmaya devam ediyor. Sorunlar sadece İsa Mesih ve onun sağladığı sonsuz yaşam aracılığıyla çözülür. Tanrı sözünü gençlerle bir araya gelerek ve onlarla anlamlı ilişkiler kurarak duyurmak istiyoruz." dedi.